ve bu haliyle de araç aslında sorarsanız D segmenti sedanların böyle yavaş yavaş böyle onların elinden hegomanyayı kıracak onların yerine geçebilecek bir araç haline gelmiş. Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Bir cumartesi gününde harika güneşli bir cumartesi günde Ebrar'la birlikte Elantra'larla alakalı konuşmak için bir araya geldik. Elantra'larla alakalı ne konuşacaksınız diye soruyorsanız bize de sürpriz olan aslında makyajlı kasa Elantra'dan bahsedeceğiz size. Böyle bir anda çıktı karşımıza. Resmen sürpriz yaptı. yaptı Daha yaptı yani. Biz öyle söyleyebiliriz. Harika Elantra'lar geldi. Ve şu an elimizde 3 tane de Elantra aracımız var. Dedi ki biz bunlardan bahsetmemiz lazım. Çünkü araçta çok ciddi değişiklikler var. Küçük bir makyaj gibi görünse de kalite algısını böyle gözümüzün içine sokacak bazı özellikler yerleştirilmiş araca. Görselini de az çok arkadan fark ediyorsunuz. Şimdi tek tek inceleyeceğiz onları. Elantra'dan bahsedeceğiz size ama her şeye başlamadan önce ne diyorduk? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka modeli olsun. Tez zamanda olsun ama kamer plazon olsun diyoruz ve yavaş yavaş böyle geçiyoruz elantraların yanına Şimdi i̇şte öncelikle renkten başlıyorum. Meta mavi dediğimiz, konayla aslında yeni konayla tanıdığımız bir renkle çıktı karşımıza Elantra. Ve bunun gibi bir tane derin kırmızı, bir de elektronik gri dediğimiz üç farklı yeni renkle gelecek Elantralar. İnşallah bütün renklerini de showroomda sergileme imkanı buluruz. Ve birileriyle de buluştururuz bu araçları diye düşünüyoruz. Şu an elimizde meta mavi, beyaz ve derin siyah olarak üç tane Elantramız var. Tabi bu üçü de aynı donanım mı? Hayır ikisi aynı donanım. Bir tanesi farklı donanım. Zaten iki donanımla geliyor araç. Bir tanesi Prime dediğimiz yeni bir isimle geliyor yeni bir versiyonla geliyor ve şöyle o stil konfortlar vardı style'lar vardı falan onlardan biraz sıyrılmış donanımsal olarak bayağı üstlere çıkmış ve üstlere çıkınca da tabi isimde de bir değişikliğe gidilmiş ve Prime denmiş. Elit hemen hemen aynı fakat görselde harika değişiklikler var. Muhteşem bir araç olmuş. O zaman meta mavisi aracın yanından başlıyorum. Elit paket Elantra'dan bahsediyorum. Bir kere görselleri zaten yakınlarını da alacaksındır. Daha detaylı da göstereceksindir. Daha yakından da görmek isterseniz showroomlarımızı ziyaret bekliyoruz sizleri. Ön kısımda çok ciddi bir değişiklik var aslında. Diğer Elantra ile yani bir önceki Elantra ile yan yana geldiğinde daha net ortaya çıkan farklılıklar bunlar. Sanki daha sert bakışlı bir Elantra'ya kavuştuk ama bir premium algısını da böyle birazcık daha yukarıya taşıyan bir görüntü var. Ön ızgara tamamen değişmiş. Başka bir araç olmuş sanki değil mi? Mesela ledler böyle öne doğru böyle bir kaş gibi gelirken böyle sinirli bir kaş gibi gelirken devamında led devam etmemiş. O dikkatimizi çekti. Mesela yeni nesil araçlarımızda Kona'da olsun, saryada olsun ön kısım led devam ediyordu. Bunda krem olarak devam etmiş. Ya ilk baktığımızda acaba led mi olsa dedik ama ya yani şöyle söyleyeyim çok şık olmuş araç. Daha premium durmuş aslında sorarsanız. Yani şöyle ağırlığına uygun bir görüntü sallanmış araca ön kısımdan bahsediyorum. Yani ön tampon tamamen değişmiş zaten araçta. Şöyle yan tarafa doğru geçtiğimizde alışılagelmiş 17 inçlik çelik jantlarıyla geliyor elit paket. Neyse onu devamını Prime'da söyleyeceğim. E orada da bir sürprizimiz var aslında. Alt paketlerde jant farklılıkları çoktu çünkü. Aracın kısaca donanımından şöyle bahsederek devam etmek istiyorum. Elektrikli katlanır e, sinyalli ısıtmalı yan aynalarımız var. Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma özelliğimiz var. Sunroof'umuz var. Harika bir iş döşememiz var. Son gelen elitlerden hatırlarsam böyle o da biz şok etmişti. Bir anda bir elit paket araç göndermişlerdi. Harikaydı. Aynı donanım bunda da var. Muhteşem dizaynıyla şöyle açık renkli deri koltuklarımız var. Önüki koltukta ısıtma özelliğimiz var. Ve bunda şöyle binerek bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Geçen seferde hatta konu yapmıştık, video yapmıştık bunu. İçi farklı iki renkten oluşuyordu ve benim için çok güzel görünüyor demiştim. Evet gerçekten de insanlar da sevdiler bu görüntüyü. Böyle sağ kısım daha siyah, sol kısım daha açık renklerden oluşuyordu aracın içinde. Yine bunda da öyle. Fakat şuraya dikkat çekmek istiyorum. Yani muhteşem bir panoramik ekran tasarlanmış burada. Karşınızda gösterge ekranı ve yan tarafında bilgi ve eğlence ekranı var ve ikisi o kadar güzel entegre edilmiş ve sağ tarafta böyle bir 10 dereceyle sürücüye doğru yaklaştırılmış ve böylece tam hani bir uçak kokpiti değil demiştik ya hani bir önceki kasasında buna da öyle bir video çekilebilir. Gerçekten uçak kokpitine çevrilmiş bir tasarımı var. Elektronik park freni vardı. Dijital çift bölmeli kliması vardı bu aracın. Karalan dikiz aynası vardı ve hız sabitleyici akıllı hız sabitleyici olarak geliyordu. Şerit takip, çarpışma önleyici sistem gibi ekstra güvenlik donanımları zaten geliyordu. Prime paketine de eklenmiş. Hadi dayanamadım onu da söylemiş oldum. Prime'da da bahsedeceğiz ama telefonunuz için kablosuz şarj imkanı sağlıyordu araç geniş ve premium bir algısı vardı aracın. Özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum ve özellikle de buna dikkat çekmiş Hyundai zaten. Yani baktığımız zaman yeni Hyundai ile alakalı bize gelen eğitim notlarının içerisinde en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi ki zaten kalite algısı ön plandaydı aracın. E, trim sesini, kapı trimi dediğimiz özel bir çalışma yapılmış ve kumaş ve e, daha yumuşak malzemeler kullanılarak trim sesi sıfıra indirilmiş. Araba gerçekten çok sessiz ve premium ve kalite algısı tamamen gözümüzün içine sokulacak hale getirilmiş araç gerçekten çok klas bir araç olmuş. Öyle söyleyeyim. Ee, arka tarafa geçmek istiyorum. Arkadan her zaman bahsediyoruz. Zaten böyle Sedan'a has bir e, güzelliği vardı aracın. Böyle çok geniş ve oturum algısı yaratan keyif veren, makam otusu kıvamında e, hisler yaşamanızı sağlayacak bir araçtı. Bununla alakalı da videolarımız vardı. Kahve, çay içmiştik biz buralarda vakti zamanında. Aynı o genişlik büyüklük yine var araçta. Arkaya iki tane kablo şey şarj için, telefon şarjı ya da herhangi bir şarj için iki çıkış bırakılmış ama artık gördüğünüz gibi e, yeni nesil e, şarjlara uygun Type-C çıkışlarımız var. Yani o da artık teknolojiyi ne kadar yakından takip ettiğimizi ve ne kadar hızlı adapte olduğunu gösteriyor Hyundai'in. Onu da ön plana çıkartmış olalım. Klima ızgaranız yine arkada var ki bu kadar geniş bir arada homojen dağılım sağlamak için arkaya bir klima ızgarası koyulmuş. Çünkü geniş araçlar bunlar. Belki SUV'lerde arkada koyulmasa da o homojen dağılım öndeki ızgaraları sağlanabiliyor ama bunlar daha geniş araçlar olduğu için bu kısma ızgara koyulması gerçekten güzel bir detay. Bizim de hoşumuza gitti. Böyle oturunca keyif dağılınca hiç kalkasım gelmiyor ama yavaş yavaş kalkıp istersen o kocaman bagajı da biraz gösterelim. Yine elit paketin özelliklerinden birisi akıllı bagaj dediğimiz arka kısımda böyle bagaj açma düğmemiz var. Kumandadan yine açabiliyorsunuz bu bagajı. 474 litrelik oldukça geniş bir sedan bagajı zaten. Bunu söylemeye bile gerek yok. Çok klas bir bagajdı. Birçok malzemenizi yani çoluk çocuk ailecek böyle cümbür cemaat diyelim tatile giderken gezmeye giderken hiçbir şeyinizi ulan acaba bunu da nereye koyarız diye düşünmeden rahatlıkla yerleşebileceğiniz kocaman bir bagajla geliyordu araç. Mete mavisi aracımızın bagajını kapatıp aslında aynı özelliklere haiz olan beyaz Elantra'mızın yanından devam ediyoruz. Ama böyle pırt diye geçmeyelim. Birkaç bir şeyden de bunda da bahsedelim. Çünkü gönlü kalır aracı. Hep Metano Mavi'den bahsettim bütün özellikleri. Ben de hiç bahsetmedi demesin. Evet mesela led farlarımız vardı. Harika görünümlü. Böyle o keskin bakışları tamamlayan led farlarımız vardı. Gündüz görüş ledlerimiz vardı. 17 inçlik elmas kesim jantlarımız vardı. Araba gerçekten... Bak küçük bir detay göstermek istiyorum. Girintili diyor. Arka cam detayları diyor mesela. Ne diye merak ettim biraz baktım şuradan bahsediyor ya şurada gerçekten de böyle hani çok klas bir desen verilmiş buraya. Benim çok hoşuma gitti. Böyle ince detaylara takılıyorum. Ben hatta bazıları diyor ki ya o da nedir? Onu da niye söylüyorsun? Bu bir e, aslında sorarsanız emektir. Göstermek durumundayız. Hiç kimse kusura bakmasın. Bunları göstereyim ve köpek balığı antenlerimiz de aracın görselini tamamlayan harika harika duruşlardı. Ve geçiyoruz Prime pakete. Şimdi Prime paket siyah olarak geldi elimize. Prime paketler stil, style, comfort paketimiz vardı. Böyle donanımsal olarak biraz e, aşağıda kalıyordu. Anlatırken bizi de birazcık üzüyordu mesela işte çelik çantı yoktu falan hani onlara hep böyle ya diyorduk çelik çantı yok işte şöyle böyle ama... Onlar da güzel arabalardı. Bir kere e, Elantra'nın şöyle bir özelliği vardı. E, motor kapasitesi olarak e, kullandığı otomatik şanzıman olarak sorunsuz motor ve sorunsuz şanzıman diyorduk. Alan insanlar hiç sıkıntı yaşamadan uzun yıllar kullanabiliyorlardı ve sedan bir araç alıyorlardı. İşte o eksikleri de hani o bizim eksik gördüğümüz ya yani şu da olsaydı dediğimiz her şeyi duymuş Hyundai mühendisleri ve hepsini şırak diye yerleştirmiş araca. 17 inçlik çelik jantlar biraz önce söyledim ya Prime'a geçince bahsedelim diye. Jantlardan hiçbir şekilde tasarrufa gidilmemiş. 17 inçlik çelik jantlar aynı şekilde bu aracı da yerleştirilmiş. Ne yok bu araçta? Sunroof'umuz yok. Sunroof elit paketinde var ama sunroofsuz da sedan araba çok da şık duruyor. Böyle kara şimşek gibi bizim çocukluğumuzdan itibaren söylüyorum. Kara şimşek gibi duruyor dediğimiz harika deniz siyah bir prime'dan bahsetmek istiyorum. Yine bu araçta da elektrikli katlanır yan aynalarımız var. Bunlar önemli detaylar çünkü bir üst paketinde geçerken alt paketi aslında ilk heba edilecek kısımlar bunlar da ama edilmemiş. Elektrikli katlanır yan aynalarınız var. Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştı özelliğiniz var. Dijital çift bölmeli klimanız var yine bu araçta da. Yine şöyle bunun da içine geçip birkaç detayı da oradan göstermek istiyorum Ebru. Şerit takip çarpışma önleyici sistem dediğimiz güvenlik donanımları bu araçta da var. Evet geçiyorum şöyle. Deri direksiyonumuz var bu araçta da ve o koskocaman panoramik ekran direkt alt paketinde de yerleştirilmiş aracın ve çok şık bir görüntü sağlanmış araca. Yine aynı dediğim gibi 10 derecelik sürücüye doğru dönük haliyle Yine tekrar söylüyorum, uçak koptu gibi bir görüntü sağlanmış. 64 farklı renkle sizlere sunum sağlayan. Ambiyans aydınlatması var ama şu ambiyans aydınlatma bir bakar mısın Ebrar? Şu çizgiyi bir görebilir misin lütfen? Böyle bir keyif var mı ya? Yani harika bir detay. Yani sanki orası böyle bir kalemle boyanmış gibi görünüyor ama istediğiniz rengi verebiliyorsunuz. Ve biraz önce dün daha doğrusu böyle detaylarını incelerken ambiyans aydınlatmanın performansa göre e, ve da sizin kişisel durumlarınıza, kişisel ayarlamalarınıza göre farklı renklerde oluşabileceğinden bahsetmiştim. Yine bilgi ve eğlence ekranında kişiselleştirilme dediğimiz özellikler var. Özellikle elit paketindeki o elektrikli sürücü koltuğunu falan her şeyi kendi istediğiniz şekle göre ayarlayıp bindiğinizde kişisel verilerinizi yüklediğiniz şekilde kendi profilinizi oluşturup istediğiniz profille aynı bıraktığınız şekle seslere kadar aynı şekilde alabiliyorsunuz. Bu aslında bir özel bir durumdu yani. Böyle bir araca binince de insan bu tarz şeyleri istiyor. Biraz daha şımartılmak istiyor. Şunu atlamayalım. Araçta peki ebatlar anlamında bir değişiklik olmuş mu diye soracaklardır mutlaka. Evet olmuş. Aracı biz anlatırken hep ne diyorduk? E, araç D segmenti havası veren bir C sedandı. Ama artık resmen D segmenti olmuş diyebiliriz neredeyse yani. Çünkü araç 60 mm daha uzatılmış. Yani 6 cm daha 25 mm önden 35 mm de arkadan olmak üzere toplam 60 mm daha uzun bir hal verilmiş araca ve bu haliyle de araç aslında sorarsanız D segmenti sedanların böyle yavaş yavaş böyle onların elinden hegomanyayı kıracak onların yerine geçebilecek bir araç haline gelmiş diyorum. Eğer senin bir sorun yoksa da yavaş yavaş bu Elantra'nın sonuna doğru gelmek istiyorum. Evrar böyle tam sorun yoksa derken böyle bir ufak bir para işareti yaptı. Çok soruyorlar rakamlardan niye bahsetmiyorsunuz ama yani rakamlardan niye bahsetmiyoruz zaten rakamları Hyundai'nin resmi sitesinde açıklanmış olarak Var. Sadece dikkat etmeniz gereken yukarıda genelde beyaz renk araçların fiyatları oluyor. En altta da not olarak renk farkları ilavesi söyleniyor. Oradan net olarak bakabilirsiniz. Bu videoya özel araçların fiyatlarını da söylüyorum Ebru'ya. Tatatatam diyorum. Evet. Prime paketi 1395 TL beyazından bahsediyorum. Elit paketleri de 1580 TL'den şu anda satışta. İsteyen herkes bizlere ulaşıp bu araçları alabilir. Bu araçlara sahip olabilir. Tabi bugün cumartesi yoğun bir gün olacak. Gün içerisinde araçlar ne olur bilmiyoruz. Birkaç gün sonra arayıp ya araç vardı niye bize vermediniz demeyin. Devamında da gelecektir inşallah diyoruz. Ve yavaş yavaş da videomuzun sonuna geliyoruz. Ne diyorduk her zamanki gibi videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkese ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun. Tez zamanda olsun ama kamer plazun olsun diyoruz. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, kamerle kalın. Hoşçakalın.